Merhaba arkadaşlar, ben Rüştü Hoca. Edebi sanatlara, söz sanatlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son videomuz olacak bu söz sanatlarıyla ilgili. Bence ilk iki videodan sonra bütün soruları çözebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Hatta sınavda, sınav sorusuna da hazırsınız. Kesinlikle göreceksiniz inşallah sınavda. Ama yine de eklemek istediğim birkaç tane sanat oldu. 12 tane sanattan bahsetmiştim İlk iki videoda. 13, 14, 15 biraz devam edelim isterseniz. Akis diye bir sanat var. Hani aksi, aynadan aksinin yansıması. Akis. Derece yansıma, çaprazlama ifadesi tam olarak bunu karşılasa da kelime anlamı. Akis yani tersine çevirme gibi de düşünebilirsiniz bunu. Onların sözleri naz, nazları söz. Tavırları şüpheli, şüpheli tavırları. Bak dikkat, sözleri naz, nazları söz. Değil mi? Burada bir yer değişikliği yapılmış. Tavırları şüpheli, şüpheli tavırları gibi. Yer değişikliği yapma, adeta araya böyle bir ayna koyma mantığı bizi Akis'e götürecek. Çıkar mı? Zor ihtimal ama cepte kalsın. Lefüneşr. Tekrar lefüneşr, yani toplayıp dağıtma. Ne demek hocam bu? Genellikle ilk dizede verilen, genelde iki kavram veriliyor da, verilen birkaç kavramın sonraki dizede açılması. Yani yukarıda adeta topluyor, sonrasında dağıtıyor gibi düşünün. Sen savaştan uzak, ben barışa yakın. Savaş, barış. Sen zeytin dalına, ben mızrağa hasret. Dikkat. Lefüneşri mürettep diye bir şey var. Çaprazlama verme. Çok önemli değil. Yani lefüneşrin düzenli olması ya da düzensiz olması çok önemli değil. Bizim lefüneşri bulmamız burada marifet aslında. Tekrar ediyorum. İlk dizeyi okudunuz. İkinci dizeye geçtiğiniz zaman zeytin dalı ile barışın, mızrak ile savaşın alakalı olduğunu gördünüz. Tekrar ediyorum. Tenasüple lütfen karışmasın, hatırlatayım daha doğrusu. Tenasüple de hani benzer kavramlar, birbirine uygun kavramları kullanma vardı. Tenasüple genelde tek dizede böyle tek 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 sıralanmış şekilde verir. Lefüneşr'de ise ilk dizede söylediğini ikinci dizede sıralı olarak adeta açıklar hocam. Hemen altına açıklar, bakın dikkat. Bazen bunu çapraz yapıyor burada olduğu gibi. Bazen de savaş altına mızrak, barış altına zeytin dalı gibi birebir de açıklama yapabilir. Tekrar ediyorum. Tenasüpe çok benzer ama tenasüpte genelde tek bir dizede işte gül, nergis, sümbül, diken gibi sıralanırken lefüneşr'de daima ilk dizede söylediği genellikle iki sözcüğü bir sonraki dizede açma durumu var. Birbirinden farklı sanatlar, aman dikkat hocam. Terdit, beklenmezlik, tereddüt gibi aklınızda kalsın. Tamam, böyle bir şey uydurmuş olayım. Tereddüt etmek, terdit, tereddüt. Şöyle, ellerin titriyorsa çay iç. Gözlerin pusluysa yüzünü yıka. Bu belirtiler normal. En fazla ölürsün diyor. Şimdi buraya kadar her şey yolundaydı. Yani şuna şöyle bir çare bul, bunu böyle yap falan derken, her şey normal giderken en fazla ölürsün diyorsun. Sen de ne diyorsun ya diyorsun, o kadar değil. Beklenmezlik, bir şaşırtma durumu var. Terdit için şaşırtma ifadesini de kullanıyorlar zaman zaman. Beklenmezlik kelime karşılığı tam olarak ama şaşırtma da çok yerinde bir açıklama. Kitaplarda göreceksiniz fazlasıyla. Bir şeyi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En fazla ölürsün diyor. Bismillah diyorsun ya. Değil mi? Beklenmezlik, her şey yolunda giderken bir anda beklemediğim bir açıklama geliyor. Sakin ol kamera Allah aşkına. Hadi bir sakin ol hocam. Süpersin. Devam ediyoruz. 14, 15, 16. Bakalım neler çıkacak. 16, 17, 18. Tekrir adı üzerinde. Tekrar. Sadece şurada bir A harfini değiştirmişiz. O kadar. Aklımdasın daima inan. Zihinlerdesin. Zihinlerdesin diyor. Bir sözcüğü tekrar etme birden fazla. Tekrar çok yerinde. Tekrir çok basit. Tariz, dokundurma ya da iğneleme olarak geçecek. Sendeki azmi herkes ister. Sabahtan akşama kadar uyumak zor. Şimdi sendeki azmi herkes ister deyince hani böyle gece gündüz çalışan, gayret eden gibi bir şey bekliyorsun. Tam tersini söylüyor. Yani müthiş bir taş atma var, müthiş bir tariz var, müthiş bir dokundurma, iğneleme var. Sabahtan akşama kadar uyumak zor diyor. Kinaye, hamama giren terler. Biliyorsunuz kinayede arkadaşlar, yani deyimecede bir cümle verilecek ve o cümle genellikle hem gerçek hem mecaz anlamı kullanılırken, o anlamları ifade ederken mecaz anlamı kast edecek. Mesela hamama giren terler, evet gerçekten de hamama giren terler. Gerçek anlamda bu çıkarken yapacağın bir işin sonuçlarına katlanmalısın. Yani hamama giriyorsan terleyeceksin kardeşim, bunu biliyorsun. Yani sonuçlarına katlan gibi bir anlamda katıyor. Şüphesiz ki onu kastediyoruz değil mi? Yani hamama giden terler derken gerçek anlamda hamama gitmek ve terlemek kastedilmiyor. Kısacası hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma ama mecaz anlamı kastetmeye kinaye diyeceğiz. Aman Allah'ım. Uyuma. Devam ediyoruz. Ha, bu sayfada da arkadaşlar geriye kalanları ama çok önemli görmediklerimi sözlük karşılığı olarak vermişim. Asonasta ünlü tekrarı. Yani bize öyle bir dörtlük veriyor ki hep Ü harfi, hep O harfi atıyorum, hep A harfi
tekrar ediyor. Ünlü tekrarına asonans, sürekli tekrar eden ünsüz tekrarına ise aliterasyon deniyoruz. Diyoruz. Lep değmez. Haydi konuşabilirsem hocam. Lep değmez. B, M, V ve P harflerini kullanmama. Ses tonundan anlamalısınız. Böyle tam bir hastalık evresindeyim. İnşallah hastalanmadan toparlayacağız. Lep değmez. Lep dudak demek biliyorsunuz. Dudak değmez. Yani B, M, V ve P derken dudağa ihtiyacımız var. İşte bu harfleri kullanmadan yazmaya, şiir yazmaya lep değmez diyoruz. Çok zor bir sanattır. Akrostişi çok iyi biliyorsunuz. Hani ilk harflerinden R, Ü, Ş, T, Ü, Rüştü falan çıkıyor. Bunu biliyoruz. Cinas. Okunuş aynı, anlam farklı. Şimdi yazılış da yazıyor kitaplarda ama çok da yazılış aynı olmuyor genelde. Mesela bir gün ah diyor. Etmedim bir gün ah. Yaptıkların çok günah diyor. Şimdi gün ah ve günah çok da yazılışları benzemiyor. Bu ayrı yazılıyor. Bu bitişik yazıyor. Ama okunurken gün ah, günah diyoruz. Okunuşları birbirine benzer. Doğal olarak okunuşları aynı. Anlamları farklı demek daha doğru. Bu sözlüksel karşılığı olduğu için birebir aldım. Yazılış, okunuş aynı diye. Ama cinasta daha çok okunuşu aynı. Anlamı farklı. Hani geç. Buradan geç git anlamı da olabilir. Geç. Erkenin zıttı geç de olabilir gibi. Seci. Düz yazıda uyak. Yani adam sana düz bir cümle veriyor ama burada yaptım, baktım, gittim gibi bir satırda atıyorum veya altındaki satıra taşıyacak şekilde fark etmez. Bir cümlede, bir paragrafta böyle düz yazı, yani iç uyağa dikkat, yer verme söz konusu. Seci'nin diğer adı iç uyak biliyorsunuz. Peki uzattım arkadaşlar. Üçüncü video oldu bu edebi sanatlarla ilgili. Bu üç video edebi sanatlara yetecek. İçiniz rahat olsun. İkinci videoda sanki soru yatıyor gibi ona biraz daha dikkatli bakmanızda fayda var. Hadi görüşmek üzere.